Herkese merhabalar. İster iç mekanlarımızda, ister dış mekanlarımızda kullanabileceğimiz dekoratif ahşap saksı yapıyoruz. Bunun için 5'e 5 kereste ve 9 santim eninde lambir kullandık. Ayrıca cam çivisi, vida ve ahşap tutkana ihtiyacımız var. Saksımızın ebatları 50'ye 50 olacak şekilde kare bir saksı olacak. İlk olarak 50'şer santimlik 5'e 5 kerestelerden kare bir iskelet yapıyoruz. Önce kerestenin kenarlarından ahşap matka bucuyla deliyoruz. Sonra ahşap yapıştırıcısını sürüp kurumasını beklemeden deldiğimiz yerlerden vidalıyoruz. Malzemelerimizi keresteciden aldığımızda onların sattığı standart boyutlardaydı. Kendi belirlediğimiz ölçülerde kestik. Sizin kendinizin kesme imkanınız yoksa ölçülerinizi vererek marangozla da kestirebilirsiniz. Bu şekilde 4 tane keresteyi birleştirerek ilk kareyi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi vidalarımız da keresteleri birleştirecek boyutlarda aldık. Oluşturduğumuz kare saksının altı olacak. Şimdi lambirleri çakacağımız saksının gövdesini yapıyoruz. Köşelere daha önceden vida yerleştirdiğimiz için ikinci vidayı takarken birbirine denk gelmemesine özen göstererek vida yerlerini ayarlamak gerekiyor. Tamamladıktan sonra masa gibi görünüyor. Artık gövdemiz tamamlandı. Lambirleri çakmaya başlıyoruz. Bunun için cam çivisi kullandık. Yine dikkatli bir şekilde kaydırma yapmadan aynı hizada lambirleri çakıyoruz karşılıklı. Lambirlerin birbirinin içerisine kolayca geçebilmesi için yapılmış yerleri var. Önce oraya güzelce yerleştirip sonra cam çivisiyle çakarak ilk sırayı tamamlıyoruz. Bir tarafını çaktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Bu da ikinci kenarını çaktıktan sonraki hali. Üçüncü ve dördüncü kenarını çaktıktan sonra tamamlıyoruz. Son hali bu şekilde. Saksımızın taban kısmına önce artan kerestelerden yerleştirmiştik ama kalın oldukları için hem ağırlık yaptı hem de fazla yer kapladı. Sonra uygun ölçülerde lambir kesip onları çaktık. Sprey vernikle de içini dışını iki kez vernikledik. İlk verniği attıktan sonra 5 dakika kadar bekledik. Zaten hemen kuruyor. İkinci verniği de yaptık. Artık kullanıma hazır. Biz bu yaptığımız saksının içine muz diktik ve balkonumuza koyduk. Balkonda muz nasıl yetiştirilir? Muz nasıl dikilir? Bunlarla ilgili çektiğim videomu da linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Buradan izleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.